Herkese merhabalar. Fıtık eden soruları hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi fıtık eden soruları biz fıtık edeceğiz ve halledeceğiz diyoruz. Çarpanlar ve katlarla alakalı çok güzel yeni nesil sorular çözeceğiz seninle beraber. Gerçekten de bu konu çok önemli. Çünkü ilk konumuz zaten LGS artık sadece birinci dönem konularından çıkacağı için çok büyük bir şansımız var. Ve bu konudan daha fazla soru çıkacak. Minimum üç tane soru çıkacak. Dolayısıyla biz bu konuyu çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gel seninle beraber Yohannesburg dedirten bir soruyla başlayalım. Yavaş yavaş da fıtık eden soruya ilerleyeceğiz diyoruz. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum sana. 5 hamlede LGS matematikten çarpanlar ve katlarla alakalı sayfalarımızı mutlaka açıyoruz. Bu yepyeni bir kitabımız. Hiç yoktu. İlk defa çıktı ve içinde 5 adet ekstra dijital deneme de var. Onu da söylemek istiyorum. Bak çarpanlar ve katlarla alakalı bir 2, 3, 4 ve 5. hamle yani en temelinden başlayarak 24 sayısının çarpanlarının tamamı hangisidir diye en basit sorudan başlayarak ardından bir tık daha zoru ardından bir tık daha zoru ardından bir tık daha zoru ve en sonunda da LGS'de çıkacak soruya hazırlanıyoruz. Bu sorularla lütfen ama lütfen buna çok önem ver çünkü gerçekten çok önemli bir kitap hazırladık senin için ve bu kitabın içerisindeki soruları mutlaka çözmeni istiyorum ve bunlarla kesinlikle LGS matematikteki zorlandığı sandığın yeni nesil soruları halledeceksin. Hiç merak etme diyorum. Beş hamlede LGS matı şahmat ediyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber Johannesburg dedeten soruyla başlayalım. Bir kere Ali Usta arkadaşımız ne yapmış? Aşağıda kenar uzunlukları ve fiyatları verilen dikdörtgen şeklindeki fayansları kullanarak evinin banyosunu kaplayacakmış. Peki Ali Usta ne ustasıdır? Tesisat ustası hocam. Harikasın tesisat ustasıdır çünkü fayansla şeyi kaplayacak İşte neyse e, duvar ustası da olabilir falan filan. Şimdi bak bir fayans varmış kahverengi bir de mavi fayans varmış kahverengi fayansın boyutları 3 santim 4 santimmiş 5 ve 4 santimde mavi fayansın boyutlarıymış. Sen bu soruyu dondur yani durdur ve çözmeye çalış. Çözdükten sonra da eğer çözebiliyorsan ne hala ama çözemiyorsan lütfen benle beraber izle çözebiliyorsan bile izle çünkü ben farklı bir yöntem gösteririm ve yeni sorunun nasıl çözüldüğünü sana öğretmek istiyorum. Şimdi bu 8 TL'ymiş bir tanesi bu 10 TL'ymiş banyonun yarısını kahverengi diğer yarısını mavi renkli fayanslarla kaplayan usta fayanslar için toplamda 400 liradan az para ödediğine göre. Buna ne diyorduk biz? Ön koşul diyorduk. Bu ön koşula uyacağız. Mavi renkli fayansların en fazla kaç tane kullanmıştı demiş. Gel seninle beraber yapalım. Bir kere biliyoruz ki bir banyo var. Koskocaman bir banyo varmış. Bunun yarısını kahverengiyle kaplayacakmışız. Şöyle kahverengi. Yarısını da mavi. O zaman buradaki kahverengi ve mavilerin miktarı yani daha doğrusu kapladıkları alanlar birbirine eşit değil midir evladım benim? Ee, eşittir hocam. Harikasın eşittir. Dolayısıyla biz bu alanlar eşitse şu bir tane fayansın alanını hesaplayalım. 4 kere 3'ten 12 santimetre kare. Aynı şekilde 5 kere 4'ten 20 santimetre kare. O zaman bir tane kahverengi fayans 12 bir tane mavi fayans da 20 ve bunları birleştirerek eşit alanları kaplamak istiyorum. O zaman yapmam gereken şey ekok. Neyle neyin ekoku? 12 ile 20'nin ekokunu bulmam gerekiyor. Gel senle beraber bulalım hemen. Tak diye 2'ye böldük 6, 10. 2'ye böldük 3, 5. 3'e böldük 1, 5. 5'e böldük 1. Sonra bunların hepsini çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 kere 5, 60 santimetre kare. Çünkü bunlar santimetre kareydi. O zaman bizim kaplayacağımız alan mesela burası 60, burası 60 santimetre kare olabilir. Ama en küçükte yani en az zaten 400 liradan az ödenine göre en fazla kaç tane fayans kullanmıştır diye soruyor bize. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. 60 santimetre karelik alanlar olsa mesela ve buradaki 60 santimetre karelik alanlarda mesela şu kahverengi için 60 bölü bir tanesi 12 olduğu için olanı toplam 5 tane kahverengi fayans kullanırdı. Aynı şekilde mavi fayans içinde 60 bölü 20 bir tanesi 3 tane kullanırdı. Ve bunlara ödeyeceği para da bunun 8'li 8 kere 5'ten... 40 TL. Bunu ödeyeceği para da bunun 10 TL olduğu için 10 çarpı 3 tane fayans kullanıyordu mavi olanlardan 30 TL. Dolayısıyla toplamda 70 TL kullanabilirdi. Ama ne demiş bize? 400 liradan az demiş ve en fazla kaç tane kullanabilir? O zaman birazcık arttıralım bunu. 70'in katlarını alalım. 70'in katları 140, 210, 280, e, 350, 400'e geçmeyelim artık. 420'ye geçmeyelim. 350 TL'li kullansa desek ve biz bunu yaparken 70'ten 350'ye ulaşırken ne yaptık aslında? 5 katını aldık. O zaman 5 kat daha fazla kullansa diyoruz. Biz burada kaç tane mavi renkli fayanstan en fazla kullanmıştır diye soruyordu. Mavi renkli fayanstan kullandığı miktar 3 taneydi ve bu 70 TL içindi ama 5 katı için o zaman 3 çarpı 5'ten 15 tane mavi fayans kullanmıştır diye biliyorum. Ve geldik Zoru Bankası'ndan bir soruya. Birinci dönem konuları kitabımızdan Zoru Bankası'nı biliyorsun. Sadece birinci dönem konuları kitabı da çıktı. Sadece yeni LGS'ye özel. Şimdi durdurup çözmeye çalış. Çözemiyorsan benle izle. Çözebiliyorsan bile benle izle. Çünkü benim ne yaptığım burada çok önemli. Şimdi bir fabrikanın 3 farklı ürün bandında paketlenen ürün sayıları ve bu ürünlerin paketlenme süreleri tabloda verilmiştir ürün sayıları ve paketlenme süreleri. Tamam. E, K ürün bandı, L ürün bandı böyle karışık gibi gözüküyor. Aslında dünyanın en basit sorularından bir tanesi. Bu üç bandın her birinde bir dakikada paketlenen ürün sayısı bir doğal sayıya eşitmiş. Tamam. Ee, evet. Ve toplamları 20'den azmış. Bu da ön koşul. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi ikisini alabileceği değer en fazla kaçtı diye soruyor. Şimdi bakalım. K ürün bandında 30 ürün üretiliyormuş ve 5 dakika içerisinde. O zaman 1 dakikada kaç ürün üretilir sence? Bunu nasıl buluyoruz? 30'u 5'e bölerek kaç? 6 tane hocam. Harikasın. 6 tane ürün. Ne, de, ne kadar sürede? Bir dakikada. Bir dakikada altı ürün üretilir. O zaman ka bandının hızı bir dakikada, bir dakikada 6 ürün. Neden? Çünkü 5 dakikada 30 ürünse 1 dakikada 6 üründür. Oran orantı yapıyorum. Aynı şekilde bak dikkat et. 18 bölü 3'ten yine 6 ürün çıktı. O zaman M bandında da 1 dakikada 6 ürün. Zaten bu bir tam sayı olmak zorunda. Tam sayı pardon doğal sayı doğal sayı tamam. Toplamda da 1 dakikada 20'den az ürün üretiliyormuş. O zaman şimdi bir kere Buradaki x'i soruyor bize ama biz bir dakikada kaç ürün üretiliyor olabilir maksimum burada diye düşünürsek eğer... ...diyoruz ki toplamları 20'den az olmak zorunda. Bu ikisinin toplamı 12 zaten. O zaman e, 12 ise 20'den azsa 19 olabilir. O zaman burada 7 ürün üretilebilir bir dakikada en fazla. Zaten bize en fazlayı soruyor x'in en fazla değerini bulmak için bunun en fazla değerini bulmamız gerekiyor. 20'den az ve burası da 1 dakikada 7 ürünse 4 dakikada kaç ürün diyoruz? 28 ürün diyoruz. Cevabımızın B seçeneği olduğunu görüyoruz. Bu çıkmış bir LGS sorusunun tıp atıp benzeri o yüzden hani ya bu soru hangi konu bu soru acaba çıkar mı gibi endişeniz asla olmasın bu çıkmış LGS sorusunun benzeri olduğu için çok değerli bir soru o yüzden ne yaptık oran orantı sordurmuşlar resmen mesela yedinci sınıfın kazanımını sormuşlar mesela resmen dolayısıyla bu e, orantı mantığını da çok iyi hakim olmamız gerekiyor sorularda. Geldik fıtık eden soruya. Gerçekten fıtık eden bir soruyla karşı karşıya. Zor bir soru. Gel bakalım seninle beraber. Abbas amcanın 8 bin metrekarelik arazisinin kenar uzunlukları metre cinsinden aralarında asal sayıdır. Hayda, işte bak burası. Kenar uzunlukları metre cinsinden aralarında asal çok önemli bir kavram. Bu tarlanın çevresine iki sıra tel çekilmek isteyen Abbas amcanın en az kaç metre tele ihtiyacı vardır demiş. Bir kere en az kaç metre tele ihtiyacı vardı demiş. Buna çok dikkat edeceğiz. Ve iki sıra tel çekmek istiyormuş. Aman dikkat ediyorum. Şimdi bunların hepsini yuvarlak içine aldım falan filan. Şimdi bir kere 8000 metrekare nin kenarları ne olabilir? 8000'in çarpanları ne? Yuh! 50 tane, 500 tane çarpan. Hemen ben sana bir örnek yapayım bak. 8000'in çarpanları. Bir kere 8000. Aralarında asal mı evladım benim? Aralarında asaldır. Harikasın. Aralarında asal. Çünkü birle bütün sayılar aralarında asaldır. Veya İki kere dört. Aralarında asal mı evladım benim? Ee, hayır değil hocam. Harikasın. Hayır. Aralarında asal değil. Dolayısıyla ikisi de ikiye bölünür. Dolayısıyla bunu eledim bile. Mesela dört kere, dört kere iki bin. Aralarında asal mı? Hayır değil. Çünkü ikisi de ikiye bölünür. Falan filan. Böyle bir sürü, bir sürü çarpan. Bunların hepsini yazmayacağım. Neden biliyor musun? Çünkü 8000'i ben şöyle yapacağım diyeceğim ki ya 8000, şöyle bir çarp e, algoritmasını yapalım bakalım. 2'ye böldüm 4000, 2'ye böldüm 2000. Bak bunların hepsi zaten şu anda 1000 Sonra 2'ye böldüm 500, sonra 2'ye böldüm 250. Zaten bütün bu çarpanları birbirleriyle aslında e, aradan asaldı çünkü hepsi 2'nin katı. Devam ediyorum, 2'ye böldüm 125. Sonrasında 5'e böldüm 25, 5'e böldüm 5. Beşe böldüm bir. Şimdi geldik sekiz bin. Aslında bir iki üç dört beş altı tane e, iki yani iki üzeri altı çarpı bir iki üç tane de beşten oluşuyor. Şimdi sekiz binin çarpanlarını oluştururken yani aslında şöyle iki çarpı iki çarpı iki çarpı iki çarpı iki çarpı beş çarpı, çarpı beş çarpı beş. Eğer ben şu ikisini şunu alıp mesela şunu alırsam bu bir çarpanı bu bir çarpanı dersem patlarım. Neden? Yani çünkü ikisine iki olur. Şunu alıp şunu alırsam ikisine de beş olur. Hayır. Aralarında asal olduğu için tamamen ayrı ki asal çarpanına sahip olmalı. O yüzden aslında tek bir olasılık çıkıyor. O da şu bir asal çarpanıdır, şu da başka bir asal çarpanıdır. Yani 2 üzeri 6 dediğimiz 64 bir asal çarpanıdır. Şurası 2 üzeri 6. Burası da 5 üzeri 3 yani 125 bir asal çarpanıdır. Ondan başka asal çarpanı yoktur. Dolayısıyla biz aslında farklı bir şey yapabildik. Mesela 250 ile 250 ile e, ee, 32'yi çarpınca da 8000 çıkar. Ama bunlar aralarında asal değil. Çünkü ikisinin de iki ortak bölümü var. O yüzden buradan hiçbir ikiyi bu tarafa vermemem gerekiyor gibi düşüneceğiz ve diyeceğiz ki aslında iki tane olasılık var. Onlardan birincisi bunun bir kenarı bir kenarı bir santimetre diğer kenarı sekiz bin olduğu. Diğer olasılık da bir kenarı altmış dört santimetre diğer kenarının yüz yirmi beş santimetre olduğu. Yani İki tane seçeneğimiz var. Birincisi bu... ...birinci olasılık bu... ...birinci olasılık... ...ikinci olasılık da aralarında asal olabilmesi için... ...aslında 64 ile 125... ...çok fıtık eden bir soru gerçekten de... ...biliyorum... ...ve buna göre en az kaç metre tele ihtiyaç var... ...1 artı 8000 desek... ...çevresini hesaplamaya çalışsak... ...8000, 1, 2 ile çarp... 16002 ediyor... ...bir de buna iki sıra çel, tel çevireceğiz... 32.4 e, metre tel. Yuh yani daha ne olsun. Bu çok yüksek. Ama şuna bakalım. Bunun çevresini hesaplayacak. Bu ikisini toplarsak 189 eee çarpı 2'den 190 desen 380 378 eder. 378'i de iki sıra tel yapabilmek için 2 ile çarpıyorum çarpı 2 desen 756 metre eder. Hangisi daha az tabii ki? En az kaç metre tele? 32 bin mi? 756 mı? 756. Harikasın. 756 metre tele ihtiyacımız vardır diyoruz. Ve bütün bu soruların tekrar söylüyorum. Biliyorum fıtık ettiğini ama hepsinin bir taktiği var. Unutmayın yeni nesil soruları da çözeceğiz. Yeni nesil sorularla taktiğimiz yavaştan yani en temelinden gitmek. Burada mesela asal çarpının ayrılmış çok basit ama bununla ilerleyerek buradaki soruyu yapabiliyoruz yenisi soruyu o yüzden lütfen ama lütfen bu soruları mutlaka çözün. Yani kitap yani beş hamlede matematik kitabı tamamen tamamen yenisi sorularla mücadele eden ve onlarla bir türlü barışamayan insanlar öğrenciler için tasarlandı. Dolayısıyla senle beraber en basitinden başlayıp Zora doğru ilerleyeceğiz. Asla ilk başta zor soruyu çözmeyeceğiz. Ama bunu çözmeden önce buradaki taktikleri göreceğiz. Basit basit öğreneceğiz ki ya işte aslında puzzle'ın parçalarını oluşturduk ve artık puzzle'ı çözüyoruz diyeceğiz diyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdiden başarılar ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla bakalım.